Şampiyonluk Ligi elemeleri heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk mücadelede Victorious Ace güzel bir altın farkıyla, güzel bir oyunla güzel bir galibiyet almıştı. İkinci oyunda ise Team Turkality, özür dilerim. İlk oyunda Team Turkality güzel bir galibiyet aldı. İkinci oyunda ise Victorious Ace yine güzel galibiyete imza atan taraftı. Hem dünkü karşılaşmalara hem de bu ilk iki karşılaşmaya baktığımda hiçbir zaman dişe diş değil de bir tarafın üstünlüğüyle bitiyor mücadeleler. Yani evet, erken safhada öne geçen takım o kartopu efektini yakalanmayı başarabiliyor bir şekilde. Bunun için de erken safhası güçlü şampiyonlar bu seride daha çok iş yapacakmış gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Erken seviyedeki şampiyonlar zaten metaya da çok daha uygun. Keza ormancıların en çok tercih edilen şampiyonlara baktığımızda da bunu çok rahat görüyoruz. Victorious Ace ekibine mücadele başlamadan önce, hatta genel olarak yükselme ligi başladığında en göze çarpan, en dikkat çeken oyuncuların Abedage ve Broken Blade olduğunu söylüyorduk ve yine bu mücadelelerde ikisi dikkat çekti ve gayet güzel oyun sergiliyorlar. Ben şampiyonluk ligine çıktıklarında, yani eğer çıkarlarsa veya Team Turkality çıksa bile bu oyuncuların şampiyonluk liginde görebileceğimizi düşünüyorum. Yani ben de buna katılıyorum. Gayet iyi performanslar gösterdiler şu ana kadar. Sadece bu maçlarda değil, buraya gelene kadar da ikisi de, iki oyuncu da takımının yıldızları oldu diyebiliriz aslında. Ben beğeniyorum aslında ikisinin de performansını. Aslında her iki ekibi de baktığımızda Yükselme Ligi ile Şampiyonluk Ligi takımının karşılaşması gibi değil de, mesela bir önceki gün Supermassive oyuncularına baktığımızda genel olarak Yükselme Ligi'nde olan genç oyunculardan oluşuyordu ama bu karşılaşma birazcık daha Şampiyonluk Karma Ligi tecrübesi olan ekiplerden oluşuyor ve Gangplank, Gragas, Karma, Trundle, Vladimir ve Shen yasaklamaları yapıldı. Bir önceki oyuna görmediğimiz yasaklama Karma'ydı. Rek'Sai'yi bu sefer Victorious Ace'e bırakmadılar ama. Bunu yapmaları gerekiyordu çünkü Kanani hem bu seride hem de daha önceki seride en çok tercih ettiği şampiyon Rek'Sai'ydi. Ki zaten Gragas yasaklıyken de Rek'Sai'nin ne kadar güçlü olduğunu söylüyoruz. Kha'Zix gösteriyor bize şu anda Kanani ama gerçekten çok tehlikeli bir seçim ve Yükselme Ligi'nde böyle bir seride gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de Lee Sin gösteriyor ekranlarımızda Kanani. Dün Crystal Met güzel bir performans ortaya koymuştu. 3-0-5 gibi bir skorla başlamıştı oyunun erken safhasında ama ilerleyen safhalarda çok fazla düşebilen bir ormancıdan bahsediyoruz. Bakalım bu riski göze alacak mı? Victorious Ace ekibi koçlarıyla konuşmaya devam ediyorlar ve Elis kitlenmedi ama görmeye en alışık olduğumuz eşleşmelerden birisi Rek'Sai ile Elis'in karşı karşıya gelişi ve Broken Blade yine Ekko gösteriyor. Ekko az önce işlerine yaramıştı. Bu maçta da muhtemelen içlerine yarayacaktır. Ekko'nun karşısında ne göreceğiz? Önemli olan noktalardan biri bu aslında. Diğer tarafta ilk defa bu şampiyonlar değişildi. Taikin'in elinde Rek'Sai'yi. Diğer tarafta Kanani'nin ellerinde Elise'i göreceğiz, Örümceği göreceğiz. Burada Victorious Ace'in Ekko'yu Broken Blade çok güzel oynadı ama bakalım orta koridora da gönderme ihtimalleri var ve long bir direkt Taliyah'ı kitledi. Bir ay önce Nar. Aurora mücadelesinde de Taliyah tercih etmişti sevdiği şampiyonlardan. Nar da kitlendi. Aynen öyle, bir de Nar izleyeceğiz. Şimdi orta koridor ve üst koridorlarını gösterdiler. Orta koridora kontrol seçim yapabilecek Victorious Ace. Nişancı seçmek ya da destek seçmek zorunda değiller. Şu anda hiç de metada olmayan, pek tercih edilmeyen şampiyonları gösteriyorlar bize. Son 30 saniye girerken ekranlarımızda da Min var. İşte konuşmaya devam ediyorlar. Min'in ana şampiyonu Vayne. Onu söyleyelim. Ki Vayne de son 2 yamadır gayet güzel güncellemeler de alıyor. Güçlendirmeler. Ama Ash daha mantıklı bir seçim tabii ki de. Diğer tarafta Cassiopeia'yı gösteriyorlar. Kitlenecek mi acaba? Seçecekler mi acaba? Orta koridorda Taliyah Cassiopeia eşleşmesini de çok sık görüyoruz. Aslında Abedage'nin en sevdiği şampiyonlardan bir tanesi Cassiopeia. Ve Taliyah'a karşı kuvvetli denebilir. Cassiopeia seçimi. Ve kitlendi o da. Kitlendi evet. Long bir Arındır'a çevirdi üzerindeki hayaleti. Diğer tarafta Abedage ışınlığını tutuyor ama muhtemelen o da hayalete çevirecektir diye düşünüyorum. Gerekiyordu aslında. Hayalet
çok çok işlevsel oluyor Cassiopeia seçiminde. Rakipleri o Riley'e çıktığınız için, ana eşyalarınızdan biri Riley olduğu için çok rahat bir şekilde kovalayabiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Yakalamadan bahsetmişken de Team Turkey Elite ekibi Sivir ve Bard'ı gösteriyor. Sivir de yakalama ve kaçma konusunda çok kuvvetli ve çok fazla tercih edilen bir nişancı. Bard kilitlendi. Bard'ı gayet güzel oynadığını gösterdi. Kazı sevdiği şampiyonlardan biri ve TT'nin, Team Turkey Elite ekibinin beşlisi belli oldu. Rek'Sai, Gnar, Talia, Sivir ve Bard. Bakalım son tercih olarak ne yapacak VictorySace ekibi? Şu anda sadece desteklerini göstermediler. Şu an karma yasaktı. Braum görebiliriz tekrardan. Medegar'dan Thresh görebiliriz bu arada. Her ne kadar şey olmasa bile. Bard'a karşı fena değil ama burada Sivir'e karşı almak çok çok mantıklı değil Thresh'i. Taric! Taric direkt kilitlendi. Taric de bu arada güçlü seçimlerden bir tanesi. Vladimir'e karşı özellikle ilk maçta bence Taric daha mantıklı olabilirdi. Çünkü Vladimir'in ultisini tamamen yok edebiliyorsunuz Taric ultisiyle birlikte. O hasarı tamamen yok edebiliyorsunuz. Burada bu maçta Taric'i tercih ettiler. Zaten rakibin hasarı kısıtlı denebilir. Yani Talih'in düzenli bir hasarı var, anlık hasarı yok ve yeteneklerini kaçırırsa, özellikle o yerden bitme yeteneğini kaçırırsa hasarı ciddi anlamda düşüyor. Sivir'in eşyaya, çok fazla eşyaya ihtiyacı var hasar vurabilmesi için. Burada bence VictorySace avantajlı çıktı diyebiliriz aslında seçim yasaklama ekranından. Kitle kontrol efekti olarak da çok zincirleme bir kitle kontrol efektleri var. Yani herhangi bir 5 şampiyondan bir tanesi yani kitle kontrol yeteneğini tutturduğunda devamında inanılmaz bir zincirleme var. Ve takımını tekrardan tebrik ettikten sonra oyuna dönecekler. Taric tercihi de bu arada Medegar'ın çok sevdiği ve çok çalıştığı bir tercih. Yükselme Ligi'nin yarı final karşılaşmasında onunla konuşma fırsatım olmuştu ve Taric'e bana çalıştığını söylemişti. O yüzden performansını da çok merak ediyorum. Ya açıkçası Taric benim şu an sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi. Çoğu takım kompozisyonunu sadece bir tane ultiyle yok edebiliyor en basitinden. Yetenek kiti çok kuvvetli bence. Yani alan olarak sersemletme şansınız var. Sıçrayla birlikte oyun yapma şansınız var. Başkasını da sıçrayla oyun yaptırabiliyorsun. Ultinizle birlikte diğer taraftan çok fazla takım savaşını, gidişatını değiştirme şansınız da var aslında bir bakıma. Ben Taric'i beğeniyorum. Taric'in şu anki metadaki yerinde yeri, daha doğrusu metada yeri olduğunu da düşünüyorum. Bakalım bu maçta Medegar bize nasıl bir Taric oyunu gösterecek. Ve üçüncü mücadeleye de geçiyoruz. Bir birlik bir eşitlik söz konusu var. Tekrardan hatırlatalım izleyenlerimize ve son şans hashtag ile bizlere yazabileceğinizi, seri hakkında düşüncelerinizi dile getirebileceğinizi hatırlatayım tekrardan. Ve Orta Koridor'da Abedage'de ışınlan yerini, hayaletini tercih etmiş, değiştirmiş son anda. Bu da yapması gerekiyordu zaten. Daha mantıklı bir karar. Karşı oklar, totemlemeler de geldi. Orada min yakalanıyor ama skor çıkacak gibi değil zaten. Onun haricinde farklı bir eşya da görmüyorum. Medegar orada. Min geri dönecek bu arada. Yenileyebilirdi aslında ama ilginç bir tercih. İlginç bir karar. Yenileyebileceğini düşünüyordum açıkçası. Bakalım bir önceki oyun Gromp'tan başlamayı tercih etmişlerdi. Bu sefer öyle bir tercih yapacaklar mı kayıcılar veya Gromp'tan başlayacaklar mı? Geriye düşürmüşlerdi Gromp'tan başlaması. Şu anda her iki tarafta. Yok, hayır, kayıcılardan başlayamayacaklar. Taiki orada. Taiki'ye yardım edecekler. Yalnız Kaze hala çalıda beklemeye devam ediyor. İşaretlediler de totem atılan yerleri. Direkt kırmızıdan başlayan da bir VictorySace görüyoruz. Kayıcılardan başlamayı tercih etmediler. Burada değişik bir taktik izleyebilirler. İkinci seviyede baskın görebiliriz ya da karşı maviyi çalmaya çalışabilir ki karşı maviyi çalmak muhtemelen yapacağı en mantıklı hamle olur. Çünkü Taliyah'ın ellerine vermek istemiyor o maviyi bence VictorySace ekibi. Bu arada pırıltı yeteneğini de kullandı ama orada 2 minyonun kaçtığını gördük. Bu arada Medegar
Canının %30'u kaldı sadece. Canın seri içmek zorunda kalabilir. Yani Gromp'ta çok fazla hasar aldı. Diğer tarafta Kazze koridora gelince de çok fazla dürttü. Yani mavi tarafta hangi takım olursa olsun bu alt koridoru kazanıyor. Evet evet. O da çok tuhaf bir yani, istatistik diyebiliriz aslında. Aslında mavi taraftan başlayan değil de Gromp'tan başlayan desek daha doğru olur. Gromp'tan başlayan kaybediyor koridorunu. Ve şu anda da Minyon'da belli bir üstünlüğü ele geçirdiler. Dürtmeye de devam ediyorlar Bart Sivir ikilisiyle. Team Turkalite ekibinin ama erken oyunda güçlenen şampiyonları yok. Bunun sıkıntısını çekecektir. Oyunu birazcık daha soğuk oynamayı sevip geç oyunu bekleyeceklerini düşünüyorum. Özellikle Sivir gibi bir şampiyona sahipken. Taiki üst koridora baskına gidiyor. Broken Blade kötü bir pozisyonda kalabilir. Mega Nar'da oldu, zamanlaması gerçekten çok güzel. Broken Blade sıçrasını kullanacak mı? Sıçra kullanacak. Pozisyonu blok bu arada gitmeden Zaryz'i düşürebilir mi? Hayır, aşağı koridorda da bir baskın söz konusu. İlk kan döküldü. Bakalım ikinci skor gelecek mi? KZ'den. Çok güzel bir sıçra ama Team Turkalite ekibi burada 4 sihirdar büyüsünü de kullanmış. Sonuç olarak skor vermediler ama ve o sihirdar büyülerin gelene kadar büyük sıkıntı yaşayacaklar alt koridorda. Diğer tarafta Taiki üst koridorda skor almayı başardı. Kazze neredeyse orada, özür diliyorum Zayraz, neredeyse orada düşüyordu. Eğer Broken Blade biraz daha hasar olsaydı orada hem skor alıp hem düşebilirdi. Orta koridorda Abedage bitirmeye devam ediyor. Minyonlar da bu arada ilk maviyi veremedi Taiki. Taiki de kaldı mavi. Düz vuruşuna mı kaldı? Dikkat edemedim muhtemelen ama. Muhtemelen kırmızı güçlendirmeye kaldı çünkü son anda görebildik. Long B'yi biraz üzmüş olacak. Aynen öyle. Manasını da hiç düşün, yani ittirmek için kullanmıştı. Maviye güvenerek birazcık kötü bir hamle olduk. Şanssız bir karar oldu Team Turkality ekibi için. Aşağı koridorda da koridor dengelenmiş gözüküyor Minyon olarak. Koridorun hakimi de şu an için Team Turkality değil. Orta koridorda Long Bean'in canını birazcık sıkıyor ama Abedage çok fazla hasar verdi. İkiz dişle birlikte skor gelir mi? Sıçra ikiz diş. Manası yetmedi. Aynen öyle. Bence de öyle. Manası yetmedi muhtemelen. Yani. Çünkü yapsa skor gelecekti. Şimdi Taiki üzerine doğru gidiyor. Yalnız Kanani orada. Burada ucu ucuna kurtulmayı başardı Long Bean. Ki o bataklıkta olduğu için sıçra da atamadı. Ama güzel bir şekilde kurtulmayı başardı diyelim. Taiki de koridoru itirmesine yardımcı oldu. Aşağı koridorda Min yakalanmış. Canının yarısını kaybediyor ve can iksirini böylece Min zaten can iksiri yok. Basacak bir can iksiri de kalmadı. Aşağı koridorda da Kiliris bir minyon dalgası üstünlüğünü devam ettiriyor. Burada açıkçası ben Kanani'nin aşağı koridora bir baskın yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Team Turkalite ekibinin şifası da yok, sıçrası da yok. Ve zaten pırıltı gibi Taryn sersemletme yeteneğine sahipsiniz. Yani burada Kanani muhtemelen uğrayacaktır oraya ki alt koridora doğru yola çıkıyor şu an. Oraya gelmesi gerekiyor. Özellikle Medegar'ın sıçrası olduğu için pırıltı sıçra kombosunu rahat bir şekilde Kazze'ye tutturabilirler. Kazze'yi kötü pozisyonda yakalayabilirlerse o kitle kontrol etkilerini zincirleyerek rahat bir şekilde skor çıkarabilirler. Bu arada Kazze neler yapıyorsun Kazze? Kazze yemliyor çünkü orada Rexey var. Kazze bizi de yemledi bir an ama mini haritadan gördüğümüz üzere Rexey de orada. Bence kontrol etmeye gitti yani. Zaten Çalı'da görüşler olmadığı için. Evet, sihirli yolculukla birlikte rahat bir şekilde çıkabileceğini biliyordu orada. Sadece geriye mi dönüyorlar onu kontrol etmek için diye düşünüyorum ben. Diğer tarafta Broken Legend skoru vermesine rağmen hala üst koridorda baskıyı kurmuş durumda. Bu arada 6. seviyede Meganar halinden geri nar haline dönüştükten sonra kul altı bir skor alması bile işten değil. Çünkü hasar gerçekten gördüğümüz üzere fazla. Geri dönüp muhtemelen Broken Blade ultisiyle birlikte koridora geri gelecek diye düşünüyorum. Ekko'nun güzel
oyunlarından bir tanesi de bu. Çift ışınlanınız varmış gibi oluyor. Yani en azından ışınlanınızı koruduğu için kullanmıyorsunuz. Bu arada Sıçrar'la birlikte Medagir bir oyun yaptı ama koza tutmadıktan sonra bakalım bu hasar yetecek mi? O canlara yetişirse hayatta kalacak Kaze'den. Güzel bir oyun geldi. Burada yanlış... Bu arada seni bölmek zorundayım çünkü Abedage'nin düştüğünü görebiliriz. Donk bir Sıçrasını kullanıyor. Abedage hayaletini de kullandı. Hayatta kalmak şeyinden geleni yapıyor. Çok güzel Sıçrar'la. Hayatta da kalıyor. Minyonlar da onun hayatta kalmasına yardımcı çok oluyor. Çok güzel oynadı burada Abedage. Yani ölmemek için sıçrasını tam zamanında attı. Onun üzerine minyonları kullanarak o avına güdümlüğü engellemeyi başardı. Üstüne taş hasadını da attırmadı. Alt tarafta bu arada... Bu arada Long B'ye geldi Medagir ama... Yardım yok. Aynen öyle. Alt tarafta yanlış bir oyun gördük Victorious Ace tarafından. Yani ilk başta savaşı Medagir'in sıçrayla birlikte başlatması gerekiyordu. Üzerine koza kolay gelecekti çünkü. Bu da yanlış bir hamle yapınca... Victorious Ace ekibi yani muhtemel bir skoru kaçırmış oldular. Aynen öyle ve ilerleyen dakikalar içinde birazcık daha zorlanacaklar. Broken Blade yine Zyraz'ın üzerine doğru gidiyor. Çok fazla hasar verdi Zyraz'a. Yalnız Zyraz Meganar olmasına az bir süre kaldı ve bu takastan avantajlı çıkan taraf Zyraz oluyor. Pardon, canını yeniledi. Eşit bir şekilde çıkıyorlar buradan. Elis yaklaşıyor üst tarafa. Orada totemi var. Zyraz'ın orada düşeceğini zannetmiyorum çünkü toteme de yakalandı. Aynen öyle. Oradaki görüş totemini de kıracak Kanani. Aşağı koridorda da Sivir'in, Kilires'in minyon üstünlüğü devam ediyor. 10 minyona kadar bir üstünlükleri var. Şu an için her şey Team Turkalit'in istediği gibi gidiyor. 1000 altında öndeler. Orta koridorda minyon öndeler. Aşağı koridorda öndeler. Tek sıkıntı üst koridor gibi duruyor. Koridorda bir türlü Zyraz o istediği seçimi yapamadı. Ki nar kötü bir seçim değil aslında genel olarak baktığımızda ama şu ana kadar hala çok büyük sıkıntılar yaşıyor ve kule altı görebiliriz orada. Kanani yaklaşıyordu ama sanırsam ki vazgeçti. Ta iki de oraya geldi. Ormancılar karşılaşabilir. Abedage de oraya yakın üst koridor ve orta koridor birbirinin çok yakın oynuyor ama şu anda üst koridor hakimiyetinin görüş üstünlüğü Victorious Ace tarafında. Aşağı koridorda ise tam tersi Team Turkality bu görüş üstünlüğünü ele geçirmiş durumda. Aşağı koridordan veya orta koridordan çıkacak bir skor da ilk ejderin dajleri olduğunu hatırlatalım. Her iki takım skor alan tarafı çok sevindirecek. Ama bu dakikalarda o dajlerini düşürmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Burada Mine'i yakalamayı başardılar. Çok da fazla hasar verdiler. Mine'in ultisi ve sihirdar büyüleri duruyor ama burada devam etmeyecekler. Gerçekten barda çok hakim söylemek lazım. İlk oyunda da almıştı. Gayet güzel bir performans sergilemişti. Bu oyunda da gayet iyi oynuyor diyebiliriz. Yine alt koridorda minyon da geriye düşmüş durumda. 20 minyon kadar. Bu artmaya da devam ediyor. Eşyalara da ufak da olsa yansımış durumda. Üste geri döndüklerinde daha belirgin bir fark olacaktır. Orta koridorda ise Abedage mavisini aldı ve minyon biçmeye devam ediyor. Tabii ki orada totem temizliğine devam ediyorlar. Tabii ortada sıçrası olmadığı için Abedage'nin onu düşürmeye çalışıyorlar ama gayet akıllıca oynuyor diyebiliriz. Kazze orada görüş olduğunu bilmiyor ama bir şeyler peşinde şu anda Team Turkuality ekibi. Aşağı koridoru işaretleyip duruyorlar şu anda her iki ekipte. O ikili kule altı girmek çok akıllıca değil ama. Yani hem Tarik ultisi hem ultisi bir anda işlerin kötü gitmesine sebep olabilir. Aynen öyle. Bu arada Tarik'den bir ninja baskın görüyoruz. Aşağı koridorda onu işaretliyor şu anda Team Turkuality ekibi. Orada görüşleri de bulunmuyor. Victorious Ace ekibi burada kötü bir pozisyonda kalabilir. Oynayacaklar oyuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Kanani de aşağı koridor ve orta koridor arasında gidip geliyor. Burayı çok dikkatli oynaması gerek. Ve şimdi bir ulti geldi. Medagir yakalandı. Medagir'in ulti animasyonu çıkana kadar çok sıkıntı olabilir. Şimdi pırıltıyla birlikte sersemletebilecek mi? Hayır. Sıçrasıyla birlikte hayatta kalıyor. Ultiye gerek bile duymadı. Bu arada atılan bir ışından geldi. Broken Blade'den ama o da iptal ediyor. Tabii ışınlar avantajı şu an Nara geçmiş oldu.
alt koridorda çok fazla savaş kovalamaması gerekiyor Victory Sales takımının. Bu arada Kanani kötü bir pozisyonda kalacak. Taekin'in üzerine doğru gidiyor. İmcek atlı ışığında kullandı. Şimdi ışığından geldi. Broken Blade arka taraftan skoru almayı başarıyor ABDG. Şimdi Zyraz da geldi. Meganar olacak. Broken Blade'i yakalayabilirler. Broken Blade arka tarafa tekrardan döndü. Long ve onu kovalayan isim. Yalnız o tünele oradan çıkamazsın. O da bunun farkında. Zyraz orada skoru alacak. Nahi çok güzel tarik ultisi. Ama animasyonu bitene kadar Zyraz skoru almayı başardı. Restore'ye geldi ve manası yok. Kaçmasını kolaylaştırıyor orada. Zyraz'ın devam edecekler ama her iki tarafında manası ve yetenekleri kalmadığı için geri çekiliyor ve şöyle bir baktığımda birebirlik bir takas görüyoruz. Yani birebirlik bir takası oldu, senin de söylediğin gibi. Özür diliyorum. Kibirlik bir takas oldu. Sonuç olarak Bard daha önce düşmemişti. Bard da bu savaşta düştü. Rek'Sai'yi orada Broken Blade şirası ile birlikte savaşın başında almaya başardı. Burada ama Nar'ın skor Broken Blade'de kalmadı. ABDG'de kaldı. Bu arada seni bölmek zorundayım çünkü orta koridorda bir baskın söz konusu. Ama hayır, devam etmeyecekler. Kanani doğru yerde ve buyur önceki pozisyon yorumlamaya devam edelim. Alınmasını sağladı orada Broken Blade. Burada Mega Nar, Nar'ın öfke barı çok dolu olmasaydı çok daha iyi gidebilirdi Victory Sales adına. Burada Taiki tam kaçacakken Broken Blade'in o atlamasıyla birlikte düşüyor. Kazze kötü bir pozisyonda yakalanıyor ve geçemiyor W'su yüzünden, bataklık yüzünden o tünelden geçemiyor ve skoru veriyor. Broken Blade neredeyse kaçıyordu ama son o lattığı saat kulesine ölüyor Nar'ın. Medigar'ın dolisi birazcık da erken gelseymiş belki hayatta olduğunu görebilirdik Broken Blade'in ama bu arada yine bir yakalanma söz konusu. Savaş devam edecek. Taiki'nin düştüğünü bile görebiliriz. Çok fazla hasar aldı. Bard'dan 3 kişiyi, 4 kişiyi tutan bir ölçü. Kurtarmayacak. Üzerine Lockbit'e mi düşecek acaba? Çok da fazla hasar verdi Zyraz aslında. Yetişti. Devam edecek mi? Zyraz bir skor da alıyor. Üzerine Kaze skor da gelebilir. 2'de 2 yapan bir Broken Blade var. Şimdi de Zyraz'ın üzerine doğru gidiyorlar. Lockbit'in üzerine dönmeleri lazım. 3'de 3 geldi. 4'de 4 gelecek mi? 4'de 4 geliyor mu? Hayır Medigar. Ya garantilemek adına bu da çalmadı diyemeyiz artık ama. Ben derim aslında ya. Ben diyeceğim. Medigar çaldı o skoru. 4'te 4 yapmasını engelliyor. Ama şu ana kadar yine Broken Blade her ne kadar geriye düşmüş olsa da bir şekilde bir şeyler yapmayı başarıyor savaşlarda. Ve yine takımını öne geçiren hamleyi yaptı burada diyebiliriz. Victory Sales şu ana kadar 1000 altın önde. Herhangi bir kule düşmedi. Sadece alınan verilen skorlar ve minyonlardan kaynaklı olarak. Aslında minyonlarda da öyle ciddi bir fark yok. Sadece evet, alt koridorda bir yine Killers'in üstünlüğü var. Bununla birazcık tecrübe farkı desem bana katılırsın herhalde. Ya burada aslında Kazze farkı diyeceğim ben. Çünkü minyonda geriye düştü. İki maçta da Kazze Bard'la inanılmaz zorladı alt koridoru. Kazze deyince de aklıma gelen iki şampiyon zaten Bard ve Karma oluyor. Başarılı bir oyun sergiliyor şu an için. Pırıltı ile birlikte Kazze'yi sersemletmeyi başardılar ama devam edemeyecekler. Oraya çok yakın bir Taiki var. Diğer tarafta Kanani mavi güçlendirmeyi çalıyor sanırsam üst koridorda. Evet. Yani şu ana kadar Taliyah'ı bitirecek hamleleri yapıyorlar diyebiliriz ki mavi güçlendirmeyi almış. 0-1-2 skoruyla oynuyor Longbi ve oraya da görüş totemini bırakıyor. Şimdi ama hemen kendi mavisini ABDG'ye verecek ve Cassiopeia biraz daha rahatlamış olacak koridorda. Bu arada aşağı koridorda mini yakalamayı başardılar. Yarı canını almayı başardılar ama eş tarik ikilisine kule altında baskın yapmak çok da akıl kârı değil. Tek başına daha ejderini aldı diğer tarafta. Kanani de çok yakınmış ama hayır. Team Turquality ekibi ilk ejderi hanesini yazdıran taraf alıyor ki daha ejderi sevilen bir ejder. Özellikle oyunun bu dakikası değil ama kuşatmaya başladığınızda çok sevdiğiniz bir ejder. Bu arada Zyraz'dan güzel bir oyun. Kuleden hasar almasını sağladı ama hemen ultiyle Broken Blade eski yerine geri döndü. Çok gerek yoktu bu ultiye ama daha fazla can kaybetmek istemedi diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde çıkabilirdi o noktadan ve diğer savaş için yapacağı başka savaş için kullanabilirdi bu ultiyi gibime geldi benim. Ama çok rahat bir şekilde Nar'ın da ultisinin geldiğini söyleyelim. O kadar yüksek bir bekleme süresi yok. Yok, ben Broken Blade'in ultisinden bahsediyorum zaten. Pardon.
Ben Zyrus'un ultisinin gereksiz bulduğunu düşünmüştüm. Broken Blade yine Zyrus'un üzerine doğru gidiyor. Zyrus, sıçrısının olduğunu biliyoruz. Kanani tabii ki oraya yetişti. Broken Blade'in üzerine hasar vermeye devam ediyor ama bu takasa devam etmemesi gerekiyor Taiki'nin derken minyonlarla birlikte çok fazla hasar verdi. Broken Blade orada skoru almayı başarıyor. Taiki biraz kendine fazla güvendi. Aşağı koridorda işte sıçra koza ve pırıltı kitle kontrolünden bahsetmiştik. Bu da skor anlamına geldi. Victor Says ekibi için bir anda iki skor aldılar ve ilk kule kanını da dökecek gibi gözüküyor. Yani şu an için gayet iyi oynuyor Victor Says ekibi. Yine üst koridorda Broken Blade domine ediyor diyebiliriz koridorunu. Orta koridor eşit gidiyor aslında ama burada Kanani Taiki'den çok daha etkili oluyor bu oyunda da. Bunu söylemek lazım. İlk oyun haricinde genel olarak Kanani'nin bir üstünlüğü var diyebiliriz ormanda. Ve Kanani ile Medegar orada kötü yakında. Bir koza ama karanlıktı. Bizim gördüğümüz açıdan görmüyorlardı tabii ki de. Onun orada olduğunu zannettiler. Orta koridorda şimdi ikinci kuleyi almak için hasar vermeye başladılar ama Kaze'den gelen bir ulti var. Bu kulenin alınmasını engelleyecek. O yerden bitme tutsaydı Kanani çok kötü pozisyonda kalacaktı ve sıçrası da yoktu. Skorun düştüğünü, skorun alındığını görebilirdik ulti adına. Bu arada yine bulut ejderlerine döndük. Hoş geldin bulut ejderi. Yanılmıyorsam bir 5. ya da 6. bulut ejderi olsa gerek. Ya bu arada okyanus dışında bir tane ejder görebildik. O da dağ ejderi. Broken Blade bu arada ikisinin Zyrus'un üzerine doğru gidiyor. Kanani'nin de gelmesi skoru kesinleştiriyor ve skorda Zyrus da kaldı. Özür dilerim, Kanani de kaldı. Bu da onun ikinci skoru gidiyor. Zyrus da gerçekten kötü bir oyun geçiriyor. Yani ilk 3 serinin 3 oyununda da hem performansını çok etkiliyor hem de ormancı tarafından çok fazla rahatsız ediliyor. Ya buna katılıyorum ama bu maçta ormancı çok fazla gelmedi açıkçası skordora. Daha aksine Taiki baskın yapmaya çalıştı ama orada 3 skor aldıktan sonra Broken Blade zaten kötü değildi koridorda. Koridoru bir anda ezmeye başladı adeta. Ve şöyle bir şey var aslında, lafını böldüm özür dilerim ama Ekko'yu tanklaması çok kolay değil çünkü hasarı karma hasar. Ne çıkarsanız çıkın diğer taraftan hasar verebiliyor. Yani üçlü kovet çıktığı için saldırı gücünden verebiliyor. Yetenekleri sayesinde büyü hasarı verebiliyor derken bu arada bir savaş başladı. Kaze'nin yakalandığını görüyoruz. Ve arka tarafta da Taiki'nin düştüğünü göreceğiz. Taiki'nin de ultisi onların ölmemesi anlamına geliyor. Broken Blade ise bir ışından geldi ama asist alamadı orada. Biz daha deminki yorumları yaparken de ufak bir hatırlatma yapayım. Birebir kule takası oldu ve Vadi'nin alametini almayı başardılar. Sen oradaki Jason'ın üzerine doğru gidiyor. Broken Blade'in ultisi de var. Hemen güvenli pozisyona geçti. Yalnız yani orta koridor. Bir tane sıçra, bir tane Arundur aldı. Sadece bir tane paralel yedi. Gayet iyi. Üzerine skor da mı gelecek Longbee'den? Güzel bir sıçra Arundur kombinasyonu ve hayatta kalmayı başarıyor ama ikinci kulenin düşmesine engel olamayacak burada Team Turquality ekibi ve Victor Says kulelerde durumu 4-1'e getirecek. İşte şimdi işler değişebilir çünkü Zyrus Meganar haliyle gelecek oraya. Kanani ve Mi'nin başı dertte olabilir. Kanani sersemliğe başaracak mı? Hayır Zyrus! Kötü bir oyun geldi Zyrus'tan, istediğini yapamadı ve böylece bir skor hediye etmiş oldu Victor Says'e. Zyrus tilt mi? Ne diyorsun? Zyrus tilt. Değil mi? Yani bu hamleden sonra bence belli oluyor biraz. Sen bu arada bir savaş daha çıkacak. Mini takımından ayrı düşürdü. Şimdi üst koridorda mı? Negar'ı yakalayacaklar ama pek de fazla devam edecekler. ABDG. Çok güzel bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. 3-0, 3 skoruyla oynuyor. Sen daha önce profesyonel oyunculuk yaptın. Böyle bir durumla karşılaştığında yani öldüğünde veya kötü bir oyun geçirdiğinde sen tilt oluyor muydun? Öyle bir girdin ki. Oralara pek girmeyeyim. Ben oluyordum. Ben seni hakemlerimize soracağım en iyi. O konuşmalarda neler geçiyor baya diye. Bayağı tilt oluyorum ya. Oluyordum. Şu an olmuyorum evet. Yani. Şu an çok rahat oynadığım için tilt olma gibi bir durum yok ama. Biraz liginden de kaynaklı. Bana diyene bak. Neyse. Sen çok... kaçsın? Platin 5 miydin? Alo, sesin gelmiyor. Tünele giriyorum. Baron etrafında da görüş savaşı başlamış durumda çünkü altın olarak belli bir üstünlüğü var Victor Says'in ve
bunu da Baron'a çevirmek isteyecekler. Broken Blade'in avantajını kullanmak isteyecekler. Ben daha cümlemi bitirmeden direkt başladılar. Bunu gerçekten beklemiyordum. Hatta bunu Taiki de beklemiyordu. Broken Blade ise orta koridorda sadece Team Turkuality'yi oyalanması gerekiyor takımının Baron alması için. Bunu gayet iyi yapıyor şu anda. Baron almayı başardılar. Utanmasa kesecek bu arada. Baron almayı başardılar. Üzerine kaçmayı da başarıyor. Taiki'ye gelen bir Ash ultisi ama oradan kaçmayı başarıyor Team Turkuality ekibi. Güzel bir oyun geldi Victor Seys'ten. Bu da bize görüşün önemini bahsetmiyor mu? Ya görüşü bu dakikadan sonra sağlamak çok mümkün olmuyor açıkçası. Team Turkuality adına. Çünkü açıldıkları zaman yakalanacakları çok fazla kitle kontrol var. Orada görüşü bir anlık eline geçiren Victor Seys güzel bir karar verdi. Diğer tarafta Broken Blade 3 kişiyi tankladı ve Sivir'i düşürüyordu neredeyse. Bir de oradan çıkmayı başardı üzerine. Şu an için her şey güzel gidiyor Victorious Hazel'da. Aynen öyle. Hatta bir acaba Killeres skoru da mı göreceğiz? Killeres'in sıçrası da yok ama Kazred'in güzel oyunu yine hayatını kurtardı. Killeres'in bu ikili gerçekten iyi anlaşıyor. Üst koridor kulesini almayı başardılar Baron'un minyonlarıyla ve şimdi üste geri dönüp eşyalarını tamamlayacaklar. Olabilecekleri de aşağı koridor dış kulesi bulunuyor. Yine yani inhibitör açmalar aslında gerçekten çok zor çünkü Sivir'e sahip Team Turkuality ekibi ve bu konuda gerçekten çok şanslılar. Hatta Taliyah da minyon temizleme konusunda çok yardımcı olabiliyor. Ama o Baron güçlendirmeli minyonları temizlemek çok mümkün değil bunu. İlk maçta, yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta görmüştük Team Turkuality o baronlarla, yani söylemiştik Sivir çok rahat temizliyor, şu çok rahat temizliyor diye ama işte baron güçlendirmesi her şeyi değiştiriyor. Bu da Broken Blade içeriye doğru girdi ama o karanlıkta istediğini bulamadı, ultisini kullandı. Sana katılıyorum, biraz sonra çok daha net göreceğiz bunu, minyon temizleme hızını Sivir'in. Ve kuleye de aşağı koridor dış kulesine de hasar vermeye başladılar. Bard bir yere ulti attı ama nereye attığı konusunda pek bir fikrim yok. Aşağı koridor kulesini almayı başardılar. Zyra's'ın Meganar olmasına çok az bir süre kaldı ama o da hop yeteneğiyle oradan çıkıyor. Orta koridorda Sivir minyon temizlemeye devam ediyor. Aşağı koridorun inhibitor kulesini şimdi Baron'lu minyonlarıyla dayandı Victor Seys ekibi. Şimdi savaş istiyor. Medagar ultisini de kullandı. Öyle bir kitle kontrol. Belki orada yaşamak mümkün değil. Lofty skorunu almayı başardılar. Broken Blade'in ultisi olmadığını biliyoruz ve Sivir buraya kadar dedi. Medagar kuleyi tanklıyor ve buradan çok zararlı çıkabilir. Sıçrasıyla uzaklaştı. Abedagi'yi de sersem yetiyor ama bu inhibitor alınması anlamına geliyor. Hatta devam mı edecekler? Geri dönmeleri gerekiyor şu anda çünkü hala taşıyıcıları hayatta. Onlar da bunun farkında. Orta koridor kulesini işaretliyorlar ama orada minyon yok diye görüyorum. Sadece 3 minyon var. Riske etmemesi gerekiyor Victor Seys'in. Onlar da bunun farkında ve geri çekiliyor. Ya burada iki tane tank oyuncu biraz fazla öne çıkınca bir skor aldıktan sonra devam etmek isteyince ama diğer oyuncular... Burada sıçrarla birlikte bir oyun geldi. Min kaçmaya çalışıyor. Min'i de sersemlediler. Skor gelecek. Arka tarafta da Medagar'ın üzerine doğru gidiyor. Zyra's'ın Meganar olmasına gerek bile yok. Orada düz vuruşlarıyla alacaktır skoru. Ve iki kolay skor Team Turkuality ekibi adına. Bu bir geri dönüş için ilk adım olabilir. Yani biraz tempoyu düşürecek tabii bu iki skor. Ya burada çok güzel karar verdi Victor Lucas gibi kule altı konusunda ve Long Bee'yi o Tarik'le birlikte çok güzel sersemletmeyi başarıyorlar ama burada Broken Blade ve Medagar devam etmek isterken diğer takım arkadaşları bu konuda pek hemfikir değilmiş gibi duruyor. Bir skor verdikten sonra Medagar da çok kötü pozisyonda kalıyor ve çok fazla hasar alıyor. Burada dümdüz geri çıkmaları gerekiyordu. Yani fazla abartmaları gerekiyordu. Ultileri yok, yetenekleri bekleme süresinde derken... Bu arada bir savaş daha göreceğiz. Taiki kötü bir pozisyonda. Taiki skor geldi Abedagi tarafından. Broken Blade'e bakar mısın? 4 kişinin arasında savaşmaya devam ediyor. Ultisiyle oradan geriye çekildi ve ultisiyle üst koridora geldi. Üst koridordan orta koridora ışınlan attı. Anladığımız kadarıyla ve şimdi üst koridordan minyonları itirmeye devam ediyor. Yani 4 kişinin o baskısını üzerine alıyor ve arka tarafta bir tane tankı yalnız başını bırakıyor diyebiliriz burada Broken Blade. Arka taraftaki hedefi kasıyor ve Ashe'le birlikte çok rahat eritebiliyorlar. Çünkü bu iki şampiyonda tankları
Ya tankların tanklarını çok önemsemeyen şampiyonlar, çok fazla hasar çıkarabilen şampiyonlar. Diğer tarafa baktığımızda Sivir, Talia. Burada bir savaş başlayabilir. Tarik ülkesini kullandı ama hayır, bu kaçmalarını kolaylaştıracak. Bir an Abedage kötü bir pozisyondaydı ve sıçrasını almayı başardılar. Ya diğer tarafta Sivir, Talia şu an için o tankları eritemiyorlar. Yani Broken Blade'i eritemiyorlar ki tank dediğime bakma, üzerinde sadece ölü adamın zırhı var. Sivir'de statik tercih etmiş. Minyonları daha rahat ettirmek adına. Şu an üzerine kuşatma geleceğini bildiği için mantıklı bir tercih diyebiliriz aslında. Şimdi aşağı koridordan gelen süper minyonlar var. Üste geri dönüyor Victor Sayısı oyuncuları. 1,5 dakika kaldı Baron'un tekrardan vadiye inmesine ve sıradaki ejderinde bulut olduğunu hatırlatalım. Şöyle bir vadinin genel durumu hakkında yorumumuzu yapalım. Serap'ın şefkati bittiğini görüyorum Kasiopya'nın ve bu da birazcık daha savaşta hayatta kalmasını sağlayacak. Dördüncü eşyasına başladım. Morello'ya gidiyor. Eşten bu arada pek alışık olmadığımız bir tercih. Hayalet. Yani genel olarak ikinci saldırı eşyası yapıldığında hayalet tercih değil de orada bir bombardıman tercihi görüyoruz ama çok kötü değil bu da tabii. Bunu söylemek lazım. Ben hayalet dansçının hasar indirgemesini seviyorum. Yani hangi şampiyon olursa olsun. Birebirlerde tamam haklısın ama tanklar zaten çok fazla hasar çıkaramıyor. Sen zaten eritebiliyorsun tankları şu an Cassio ile birlikte. Taiki'ye vurduğu hasarı görüyoruz. Evet, sen cümleni görürken söylerken de Taiki'nin canının azalışını seyrediyorduk. O yüzden burada hatta ikinci saldırı eşyası değil, direkt bir ebedi kılıç bile daha mantıklı olabilirdi bence. Özür diliyorum, ebediyi çıkmış. Son fısıldı. Arada alışmadığımız değişik bir eşya düzeni. Yani ben ilk eşyasına bakmamıştım. Cam biçen çıkmıştır diye tercih etmiştir diye düşünüyordum. Cam biçen bile daha mantıklı olabilir belki de şu durumda. O hayalet dansı yerine, ama değişik bir eşya düzenine gitti. Bakalım işleyecek mi şu an için. Kazanıyorsan yaptığın şeyin çok bir önemi yok açıkçası. Yaptığın şey doğrudur. Kazanıyorsan demek ki doğru bir oyun yapmışsın derken, işte o doğru oyunlardan bir tanesini görebiliriz. Ayrıca havada sersemletmeyi başardılar. Tarik'in ultisine girmesi lazım Broken Blade'in. Çok güzel bir kaza ultisi ve Tarik'in ultisini adeta kontrolladı. Zyras düşecek mi? Skor minde kaldı. Abedage'de adeta eritiyor orayı. Kaz da skorunu almayı başardı. Broken Blade Killer'in üzerine doğru gidiyor. Bir de kapanını kullandı. Hatta kapan yere düşmeden Killer skorunu da almayı başardılar. Yolu da kapadı orada. Talia şu an Baron'a doğru yönelebilirler ya da oyunu bitirmeyi deneyebilirler. Oyunu bitirmek çok mümkün olur mu bakıyorum. Aslında aşağı taraftan belli gelen olmaz. Süper minyonlar var ama... Ama çok fazla vakitleri yok. Bence burada Baron daha garanti oyun diyebiliriz. Sivir'in doğmasına 25 saniye var ve Nexus'un ilk kulesini almayı başardılar. İkinci kuleyi de vurmaya başlıyorlar. Taiki tüneliyle kaçmayı başardı. Nexus'un ikinci kulesini de alıyor. Bu oyunun bittiği anlamına gelecek. 5 evet. Maçlık seride ve Nexus'u da yıkmayı başardılar. Ve Victorious Ace Yükselme Ligi'nde göze çarpan takım Team Turkality'yi ikinci kez yenmeyi başardı. Güzel bir oyun ve Min yine galibiyet aldıktan sonra kameramıza işareti yapıyor. Medagger. Medagger da herhalde bu şampiyonluk liginin, yükselme liginin en gülen oyuncusu, en eğlenceli oyuncusu olabilir. Tekrardan izleyenlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. 5 maçlık seri oynanıyor ve 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ligine çıkmaya hak kazanıyor. Ve Team Turkality veya Victor Sayısı'nın çıktığını varsayarsak da diğer takımın çıkmak için artık bir şansı kalmıyor. Gerçekten de son şansları diyebiliriz ve Victor Sayısı bu seride 2-1 önde. Gayet güzel bir karşılaşma izlettiler bize. Yine Broken Blade'in üstünlüğünü gördük. Kanani yine ilk maçtan sonra daha aktif olan taraf oldu bu maçta. Alt tarafta yine sıkıntı yaşadılar erken safhalarda ama Kanani'nin yardımlarıyla birlikte orada toparlamayı başardıktan sonra zaten eş güçlenmeye başladı. Sivir her ne kadar güçlense de eş de güçlenmeye başladı. Orta koridorda Talia'nın, yine bu maçta da söylüyorum, Talia'nın erken seviyelerde bir şeyler yapması gerekiyor. Erken seviyelerde o 6'ya ulaştıktan sonra özellikle koridorlardan skorlar çıkarması gerekiyor. Hiç skor alamadı ki Lombi. 0-3-3 skoruyla bitirdi. Ulti kullandığını da görmedik. Yoksa sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yani Cassiopeia güçlenirken Talia o yaptığı eşyalarla Cassiopeia'nın arkasında kalmaya başlıyor. Eğer skor asist kazandıramazsa burada Talia'yı da düşürmeyi başardılar oyundan.
Broken Blade zaten üst koridorda 3 tane skor aldıktan sonra durdurulamaz bir hale geldi. Kanani erken safhalarda yine aktif olan taraftı. Abedage çok bir şey yapmadı açıkçası. Sadece güçlenmeyi bekledi. Güçlendikten sonra da güzel oynadı diyebiliriz. Yani şu an için yani genel güzel olarak oynuyorlar Victoria diyebiliriz. Hatasız oynadığını söyleyebiliriz bu karşılaşmada. Bunu alt koridorda ufak tefek hatalar yapıldı. Broken Blade üst tarafta birkaç tane hata yaptıysa yaptı. Onun dışında senin de dediğin gibi. Yani alt koridorda özellikle en büyük hata, gözüme çarpan en büyük hata o. Bard'ın sıçrası yokken orada Kanani'nin çalıdan sadece koza denemesiydi. Orada sıçra pırıltıyla birlikte yakalasalar koza çok daha rahat gelecekti ve skor alacaklardı. Bunun dışında ben çok büyük bir hata hatırlamıyorum açıkçası. Yani ya ilk Tarik sıçra E yapmalıydı ya da Kanani onu beklemeliydi ya da o sıçra atmalıydı. Senin de söylediğin gibi ufak bir anlaşmazlık, iletişim bozukluğu oldu ve işte şu anda da mücadeledeki... Bu işte 3'te 3 aldığı skor olması lazım Broken Blade'in. Evet. Medegar'ın 4'te 4'ü çaldı. Maçın döndüğü noktalardan biri bu diyebiliriz aslında. Buraya kadar her şey eşit gidiyordu ama Broken Blade o avantajı eline geçirdikten sonra çok güzel oynadı. Bunu söylemek lazım. Burada Taliyah ultisi yine çok çok iyi gelmemiş. Hatta kendini sıkıştırmış rakip ormana. 3'te 3 ve burada da Medegar skoru garantiliyor. 4... Bundan önce de, yani bu pozisyon olmadan önce de Zayraz gayet iyi durumdaydı. Bu da maçın bittiği pozisyon yanlış hatırlamıyorsam. Zayraz'ı yakalamaya başarıyorlar. Zayraz hiçbir şey yapamadan düşüyor. Diğer tarafta Abedage çok iyi kapatmış orayı. Ve sonrasında Ekko işte biraz sinir bozucu bir şampiyon oyunu sonlarında. Çünkü nişancınıza ya da orta koridorunuza yapışıyor. Onu yavaşlatıyor, ona hasar veriyor. Sıkıntıya girdi mi de ultiyle sizin yanınıza geri dönebiliyor. Burada Broken Blade'in Ekko'su belki bir yasaklama alabilir diye düşünüyorum ben. Dördüncü karşılaşmada. Çünkü aslında baktığımızda Broken Blade'in şampiyon havuzu da gayet çok geniş. Yani, çok geniş. Ben evet Ekko'yu güzel oynuyor ama Ekko'yla durdurulabileceğini zannetmiyorum Broken Blade'in. Yani her şeyi oynayabiliyor şu ana kadar bize bunu gösterdi. Yasuo bile cebinden çıkardı yani. Ve oynadı, hakkını vererek oynadı. Bir 800k gösterdi bize. Yenildiler o karşılaşmada ama üst koridorda 1'e 2'lik pozisyonda bile, pardon, KD olarak 1'e 2 olmasına rağmen 1'e 1'lerde almaya devam etmişti. Gayet güzel bir oyun sergilemişti ve minyon olarak da bayağı üstündü. Hatta genel olarak 3 oyuna baktığımızda da Broken Blade'in Zayraz'a karşı bir üstünü var. Zayraz'dan böyle bir performans bekliyor muydun? Ama zaten bunu söylemiştim ben. Broken Blade bir iki adım daha önde Zayraz'dan. Zayraz ya bu sezon istediğini bulamadı demiştim ve hala böyle devam ediyormuş gibi duruyor. Yani koridor kazanma konusunda sıkıntılar yaşıyor Zayraz. Koridoru kaybediyor. Takım savaşlarında parlayabiliyor Zayraz ama takım savaşı olmuyor ki. Broken Blade kastıktan sonra bir yerden sonra Ekko ile takım savaşını bölüyor. Yani sizin takımınız Broken Blade ile uğraşırken, 4 kişi Broken Blade ile uğraşırken... Baron aldılar, skor aldılar. Yani onu her geçti. Şey zaten o şekilde oldu. Senin dediğin şekilde oldu. Takım savaşı şu şekilde oluyor. Broken Blade 4 kişiyle uğraşıyor. Arka tarafta kendi takımı birini yakalayıp düşürüyor. Broken Blade canı azalırsa ultiyle kaçıyor. Bütün takım savaşlarında bu şekilde yürüdü. Öyle olunca senin takım savaşındaki etkin zaten kalmıyor. Hem yani de nar oynasan ne olacak? Arkada 4 kişiyi ulti attın. Tamam. Ama onu kim takip edecek? Arkada Broken Blade ile uğraşıyorlar çünkü. Tebrik etmek lazım. Broken Blade de bu noktada. Aynen öyle. Ama tabii ki de takımların şu anda henüz Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonluk Ligi'ne çıkışı kesin değil. 5 maçlık seri olduğunu hatırlatalım ve 4. mücadele dakikalar sonra LoL TV ekranlarında olacak.